Herkese merhaba, ben Tuana, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi yeni videoyla devam ediyoruz. Bu dönemlerde 2 günde bir video atmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa tabii ki de böyle aklımdaki video fikirlerini yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Bugün de başlıktan gördüğünüz gibi birlikte Maybelline rujlarını deneyeceğiz. Elimde eğer yanlış saymadıysam 19 tane Maybelline ruju var. Sadece 3 tanesi şöyle kalem formunda olan rujlardan. Bunlardan daha önce de bahsetmiştim ben. Ama geri kalanı bu şekilde stick rujlar. Tabii ki de farklı yapılar var. İşte matı var, sateni var, kremi var. Şimdi hepsine birlikte bakacağız. Hemen videoya geçmek istiyorum. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Ben dudağımın üstünden biraz kapatıcıyla geçtim. Zaten her seferinde bunu yapmaya çalışacağım. Her şeyim hazır şu anda. Lip balmım, makyaj temizleme mendilim falan. Şimdi buradan başlayalım ilk olarak. 987 numaralı ruj. Bu biraz sanırım eski olduğu için silinmiş rengi. Şöyle rengini de göstereyim. Aslında çok da eski değil. Aa, ayna almayı unuttum. Bir saniye, ayna alıp geliyorum. Evet, rujum kırıldı. Oha ya, nasıl oldu ki bu? Şuna bakın. Düşmesin de. Ruj kırıldı şimdi, bir saniye, buna ne yapabiliriz? Yarısında kalır da sürmüştüm. Bir sürmeye çalışayım ve onu her şekilde toparlarım, eritirim. Bir şeyler yaparım da. Evet, rujun rengi bu şekilde. Gerçekten, çünkü kesinlikle sürülmüyor. Benim bunu kesip, eritip, içine koyup onu dondurmam gerekiyor. Ve bu işlemi gerçekten de yapacağım çünkü. Koskoca ruju boşa atamam. Bayağı güzel sürdüm. Ama diğer ruja geçiyorum. Bir dahakine daha az açmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi hani o kadar eski değil. Yazısının silindiğine bakmayın, anlamadım. Sıradaki rujumuz 986 Melted Chocolate isimli ruj. Şöyle, bunu da çok fazla kullanmadım diye hatırlıyorum. Aa, bunu bayağı kullanmışım. Oha, ne ara kullandım ben bunu. Ama bayağı sevdiğim bir renkti. Oradan ismini falan hatırlıyorum da bu kadar kullandığımı hatırlamıyordum. Bu arada cildimin kötülüğü şu anda umarım kameradan yansımıyordur. Tekrardan Acnelize kullanmaya başladım. Hani dedim evden çıkmıyorum, işte bu süreci evdeyken atlatayım falan dedim ama tekrardan bırakacağım büyük ihtimalle. Çünkü suratım o kadar kötü durumda ki şu anda ve göz kapaklarım bile kurumuş. Nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü kesinlikle göz ve göz çevreme, dudak çevreme getirmemeye çalışıyorum. Ama şu anda çok kötü bir durumda o yüzden ve 3 gün falan kullandım. Tekrardan kullanmayı bırakacağım birkaç gün. Bu yüzden makyaj videosu çekemeyeceğim. Hani çünkü ürünlerin performansını da göremem. Rujun ucu çok kütleştiği için düzgün süremedim. Daha kalemi de kullanmak istemiyorum tam rengini görün diye. Ama rengi bu şekilde. Gerçekten neden sevdiğimi hatırladım. Sıcak kahve. Güzel bir renk. 986 bu arada. Tekrarlıyorum. Zaten rujları videonun üstüne yazmamış olsam da açıklamalar kısmında mutlaka yazarım isimlerini sırasıyla. Bu ilkinde yazarım. Pek göremediniz ama. Şimdiki rujumuz gerçekten eski. Şöyle netlerse 365 numaralı Plum Passion isimli ruj. Ya bunu neden aldığımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü şu anda rengini görünce anlayacaksınız. Günlük hayatta çok fazla bu tarz renkleri tercih etmeyen bir insanım ama gençlik yıllarımda şaka bir ya da yani bayağı büyük ihtimalle lise sonunda falan aldığım bir ruj. Yapısından dolayı nispeten sürümü daha kolaydı ve ucu da çok fazla kütleşmediği için ya yani genel olarak aslında Maybelline rujları için şu yorumu yapabilirim. Çok başarılı bulduğum rujlar genel olarak. Sadece içlerinde bir tanesini hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Onu zaten söyleyeceğim ama onun haricindekileri bir de şuradan bakıyorum hani bir istisna var mı diye. Sadece tek istisna o. Diğer hepsini çok seviyorum rujların. Ona da zaten geleceğiz. Yani o yüzden her seferinde işte bu çok güzel, bu şöyle, bu böyle demeyeceğim. Bilginiz olsun. Sıradaki rujumuz da nude severlerin büyük ihtimalle bildiği 930 numaralı ruj. Bu da MAC serisinden aynı şekilde. Şöyle, ben bunun aslında bir süredir kıymetini çok fazla bilmiyordum. Ama bir gün kullanayım dedim. Bir nude dudak kalemim vardı. Onunla sonrasında aa dedim, ben bunu neden kullanmamışım daha önce. Yoksa hani bu da yeni aldığım bir ruj değil. Gördüğünüz gibi çoğu göz makyajıyla uyum sağlayan gerçekten güzel bir renk. Şöyle bir bakıyorum. Bir de Maybelline'in mat serisiyle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Mat diyorlar evet ama böyle mas mat rujlar değiller. Hani onu bilelim, likit mat rujlar kadar mat durmuyorlar ve tabii ki de bu yüzden kalıcılıkları da daha az. Ama yine de sürümleri çok kolay. Gün içinde yenilemeniz gerekiyor. Hani bunu söyleyebilirim. Bir şey yemeseniz bile en azından benden
çıkıyorlar. O yüzden yenileme ihtiyacı hissediyorum. Ama işte böyle çok fazla da parlak durmuyor tabii ki. Shine and Brilliant serisinden de 2 ya da 3 yok. 2 tane ruj var. İlki Chocolate Lust 60 numara. Bu da Maybelline'in son çıkan serilerinden biri. Şöyle dış ambalajı bayağı güzel bu rujların. Diğerlerinin aksine oldukça ıslak bitişli rujlar. Şöyle bakın, bu böyle bildiğiniz chocolate. Aslında bu 986 ile biraz bence birbirine benziyor. Sadece tabii ki yapıları farklı. 60 numaranın duruşu da bu şekilde. Sadece bu seriyle ilgili şunu söylemeliyim. Yani ben bunları dudak kalemsiz kullanırken gerçekten zorlanıyorum. Şu yapısı, şekli gereği, daha doğrusu yapısı değil de şekli gereği. O yüzden mutlaka dudak kalemiyle kullanıyorum. Zaten duruşunu söylememe gerek yok. Görüyorsunuz ıslak bitişli. Oraları göstermesem de her seferinde şöyle bir geçiyorum. Çok fazla da böyle bir ölü dudak yapmak istemiyorum. Sadece biraz dudaklarımı nötrleştiriyorum. Hani aklınızda soru işareti kalmasın. Rujların rengi çünkü bu şekilde daha net gözüküyor. Yine Shine and Brilliant serisinden 50 Baddest Beige isimli ruj. Bunu ben nude dudak kalemleriyle kullanmayı o kadar seviyorum ki böyle resmen dudağınız büyüyor. Gerçekten de dudağınız büyüyor. Bunu böyle biraz ortasını dokunduruyorum. Dudak kalemiyle çerçeveliyorum falan. O yüzden bu serinin içinde en sevdiğim renk bu. Tek başına duruşundan belki çok bir şey anlamıyor olabilirsiniz. Ama az önce de dediğim gibi dudak kalemiyle kombinlendiğinde çok güzel oluyor. Ve resmen hani gloss gibi. Şuraya bakın de böyle bir. Ama hakikaten bu renk bayağı güzel. Yani ruja tekrardan aşık oldum da artık sileyim şunu da. Bayağı bir ucumuz daha var. Şu anda yolun yarısında bile değiliz. Yine mat seriye geçtik. Bu da bir zamanlar popüler bir rujdu. 988 Brown Sugar rengi. 988 numara, doğru söylemek gerekirse günlük olarak çok fazla tercih ettiğim bir renk değil. Çünkü böyle çok koyu geliyor gözüme. O yüzden ama yine de tercih meselesi tabii ki. Renk altlonu falan rengi çok güzel. Sadece ben kendime çok yakıştırmadığım için kullanmıyorum. Öyle bir sıraya koymadığım için bir mattan gidiyoruz. Bir Shine serisinden, bir ondan, bir bundan. Bu da 755 numaralı Toasted Brown rengi. Bu da Maybelline'in çok uzun zamandır olan rujlarından biri. Bunu da kullanmış olabilirim. Yani çok da kullanmamışım. Şöyle bir rengi var. Burada gözüktüğü kadar opak değildi diye hatırlıyorum. Şöyle bakıyorum. Bunun da rengi bu şekilde. Aslında diğerinin sanki böyle daha az opak olan hali gibi ve bu ruju alalı gerçekten hani doğru bir şey değil belki ama 3-4 yıl oluyordur. Belki daha fazla ve hala kokusu aynı. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi gerçi bilmiyorum ama gerçekten hani bir sorun yaratmıyor bende. O yüzden rujlar böyle çok kötü şekilde kokmadığı sürece atmıyorum. Bu da böyle yine diğer ruj gibi çok günlük olarak tercih etmesem de yine de güzel bir ruj. Şimdi böyle güzel tam bir şarap rengi ruja geldik. 975 numara. Bu da mat seriden. İsmi de Divine Wine rengi. Şöyle bakıyorum. Bunu da çok kullanmamışım. Ben galiba bunu yok o diğerini. Bunlardan bir rengini ben gözaltı morluklarına corrector yapmak için kullanmıştım. Da o kesikti falan. Onu attı herhalde. Burada yok sanki. Bir tane daha kırmızı var ama asıl şimdi ben bunu da kalemsiz nasıl süreceğim bakalım. Bu ruju da bayağıdır kullanmıyordum ama şu anda renk alt tonunu çok sevdim. Yani bilmiyorum, bence bana da yakıştı. Bu arada sürümü nispeten diğerlerine göre biraz daha zordu. Kesinlikle dudak kalemiyle kullanılması gereken bir ruj. O yüzden bayağı kötü sürdüm ben. Ama şu anda baktığımda kendime yakıştırdım. Hani mesela böyle bir göz makyajı yapıp çok doğal. Onunla birlikte kullanabilirim diye düşünüyorum. Ve size şimdi şunu da göstereyim. Şöyle bir mesela bazı şuna bakın. Bazı rujlar böyle koyu renk rujlar altında bir renk bırakır ya. Bu sildiğinizde öyle çok bir renk bırakmıyor. Keşke başka mendil alsam. Kameradan biraz daha renk bırakmış gibi duruyor ama bırakmadı, bana güvenin. Şöyle biraz daha fondöten fırçamla geçiyorum. Bir hevesle alıp sonradan neredeyse hiç kullanmadığım bir ruj. Şöyle numarası kaçtı bunun? 893. Evet, 893 numaralı Gone Grinch. Yanlış okumadıysam isimli ruj bu Bold serisinden. Bold serisinden başka rujum yok herhalde. Şöyle bir rengi var. Bayağı soğuk alt tonlu bir ruj bu da. Soğuk alt tonlu rujlar bana yakışmıyormuş. Bundan sonra öğrenmiş oldum. Şimdi siz de göreceksiniz böyle
değişik bir rengi var. Rujun rengi bu şekilde, dediğim kadar değişik değil mi? Yani böyle hani tam soğuk alt tonlu bir ruj. Hani belki buna göre bir kahverengi, soğuk kahve bir göz makyajı yapılırsa tabii ki de kombinlenebilir. Ama yine de bu da çok tercih etmediğim renklerden biri. Yiyip bitirdiğim ve çoğunuzun, çoğu kullananın favorisi olduğunu düşündüğüm bir ruj bu da. 745 numaralı. İsim neymiş? Wooden Brown rengi. Gerçekten bu herkesin makyaj çantasında vardır ve şuna bakar mısınız? Yani herhalde hayatım boyunca en çok kullandığım ruj bu. Bundan bir tane daha alabilirim aslında. Şöyle birazcık ucunu sileyim. Sürümü çok kolay, duruşu çok kolay, duruşu çok güzel, yani harika bir ruj. Bunu kullananlar dediklerimi şu anda anlıyordur. Rujun duruşu bu şekilde, dediğim kadar var bence. Yani herkesin, bilmiyorum, 16-17 yaşındaki bir genç kız bile kullanabilir. Tam 17-18 diyelim. 17-18 yaşındaki bir genç kız bile kullanabilir ruju. Daha fazla bir şey söylemeyeyim çünkü bu ruju çok fazla övdüm. Bu da yine Maybelline'in yeni serilerinden biri sayılır. Şöyle bir ambalajı var. Lütfen netle. Netlemedi galiba. Neyse, ben rengini göstereyim size. Düşüyordu. 373 numaralı Rouge Mauve For Me'miş ismi de. Bunu da çok fazla kullanmadım. Çünkü bunu alalı çok olmuyor. Aslında daha çok beğeneceğimi düşünerek almıştım. Bu ruja haksızlık ettiğimi fark ettim sürdükten sonra. Sürümü çok kolaydı. Bu da yine shine, yani ıslak bitişli. Shine yazmıyor ama ıslak bitişli bir ruj. Dediğim gibi sürümü kolaydı. Duruşu çok güzel. Bunun da yine kalıcılığı azdı diye hatırlıyorum. Ama bunu da daha fazla kullanmaya başlayacağım galiba. Şimdi şu anda aklımda var böyle. Daha önceden çok fazla kullanmadığım ve Allah, bulaşık makinesi çalışıyor. Bulaşık makinesinin durmasını bekledim. Bu sırada da 970 numaralı ruju sürdüm. Böyle bildiğiniz kırmızı bir ruj. İsmi Daring Ruby. Mat rujlardan biri. Bunun da yine sürümü bir tık daha zor diğer rujlara göre. Ama yine de hani böyle ekstra bir zorluğu yok. Ekstra mat bir ruj da değil zaten. Yani bu da çok fazla kırmızı ruj tercih etmediğim için unutulan rujlardan biri oldu. Ama rengi güzel bence. Şöyle bakıyorum. Evet, yani aslında kullanılabilir bir ruj. Kırmızı rujdan sonra dudaklara kapatıcı takviyesi yapmazsak olmaz. Sanki bir fazla mı beyazladım? Sıradaki rujumuz, videonun başında dedim ya hiç sevmedim diye. İşte o ruj bu ruj. 30 numara metalik seriden şöyle. Ya gerçekten metalik rujları da sevmiyorum ama bu arada ismi Molten Bronze. Metalik rujları sevmiyorum tamam, ama hani hiç güzel bir ruj değil bu ya. Gerçekten şimdi süreceğim, siz de göreceksiniz. Hani böyle bir far rengi olsa okey ama ruj olarak Gördüğünüz gibi dalga dalga durmaya çok müsait bir ruj. Evet, farklı yansımaları var. O yüzden de ruj ekstra dalgalı duruyor. Hani kesinlikle bunu bir kere aldım, evde sürdüm. Sonrasında bir daha hiç sürmedim. O yüzden genel olarak bu metalik seriyi tavsiye etmiyorum. Tamam, diğer rujlarını bilmiyorum ama yok, gerçekten hani güzel bir ruj değil bence. Direkt o yüzden siliyorum. Bunu çok uzatmayacağım. Şimdiki rujumuz Maybelline'in en yeni rujlarından biri. 133 numara. Zaten yazı şeklinden falan da yeni olduğunu anlayabilirsiniz. Almond Hustle rengi krem. Evet, krem rujlardan biri. Şöyle daha şekli bile bozulmadı rujum. Birkaç kere kullandım bunu da, bayağı sevdim. Tatlı bir rengi var bunun da. Yine sürümü çok kolay. Gördüğünüz gibi şeftali bir rengi var. Özellikle yazın böyle ya da ilkbaharda falan çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Benim yeni çanta rujlarımdan biri olabilir. Yani aynı şekilde bunun da sürümü çok kolaydı. Ya aslında önemli olan renk Maybelline rujlarında bence. Çünkü genel olarak zaten sürümleri kolay, yapıları güzel rujlar ve gerçekten fiyatlarına göre çok başarılılar. Bunlar şu anda 50 liradan 25 liraya düşmüş. Baktığımda en son, yani biraz önce baktığımda öyleydi. Ve bu arada size şunu da söyleyeyim, artık genel olarak videolarımda kullandığım ürünlerin linkini koyacağım. Çünkü bazen işte bulamıyorsunuz, soruyorsunuz falan. O yüzden hem size kolaylık olması açısından bırakacağım linklerini, bunu da söylemiş alayım. Bu rujda da birazcık daha konuşmuş oldum. Stick rujlardan sonuncusu da 630 numara Velvet Beige isimli renk. Bu da yine popüler rujlardan biri. Eminim bunu da çok duydunuz. Şu şekilde bir rengi var. Yani böyle gösterince rengi pek belli olmuyor ama yine de alışkanlık gösteriyorum. Bu da ne olmuş, bir şeyler olmuş buna. Bu da aslında 745'e çok benziyor. Zaten aynı serideler diyebiliyorum. Bu da gördüğünüz gibi böyle pembe, gül kurusu bir renk. Günlük olarak çok rahat kullanılabilir. Yine çoğu makyajla uyum sağlıyor. Tabii ki bunun için her makyajla uyum sağlıyor diyemem. Alt tonu
baskın bir renk olduğu için. Ama yine de güzel. Zaten bunu bu arada anneme vermiştim. Alkolleyip. Sonra tekrar alkolledim. Kendim kullandım. Şimdi alkolleyip tekrardan olabileceğim. Bu videoda göstermek istedim. Son 3 rujumuz da Maybelline'in Super Stay. Super Slave Slave It. Ne? Super Slave It. Evet. Doğru söylediğimi düşünüyorum. Super Slave It serisinden. Bunlar Super... Super Stay in Crayon olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim. İlk olarak hangi rengini deneyelim? 10, 15, 20. Sıralı gitmek istiyorum. Bu rujlardan ben daha önce de bahsetmiştim. Çok net hatırlıyorum bahsettiğimi ama hangi videoda bahsettiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten yani alabileceğiniz uygun fiyatlı en iyi rujlardan biri. Hem renk olarak, hem sürüm kolaylığı açısından, hem duruş olarak, hem kalıcılık olarak. Kalıcılıkları da iyi bu arada. Çok süper değil ama yine de iyi. Ve şunu da söyleyeyim. Arkalarında kendilerine özel küçük kalem tıraşları var. Zaten şu şekilde bu rujlar böyle... Dudak kaleminden hallice. Dudak kalemimsi rujlar. Ucunu sivrileştirmek için o yüzden açabiliyorsunuz. Bu 10 numarası daha nude olan. İstemsizce biraz dudak büyütme operasyonu gerçekleşti. Rengi bu şekilde. Çok sevdiğim bir renk. Benim bu çanta rujum. Gerçekten bu üçünü zaten biraz önce çantamdan çıkarttım. İstemsizce böyle hani normalde bir tanesi atılır değil mi? Yok, üçünü de atmışım çantama. Böyle yani dediğim gibi çok güzel rujlar. Zaten videonun sonunda şu an karar verdim. Favori rujlarımı da göstereceğim size. Şimdiden söylüyorum, bunlar kesinlikle favorilerimden biri. 15 numaralı ruja geldiğimizde de bu neymiş? Lead the Way. Evet, ilk olarak ben bu ruja almıştım. Bunun mu? 10 numarayım. Bir dakika. Pardon. İlk olarak ben 20 numarayı almıştım. Onu da zaten birazdan süreceğim. Sonra 10 ile 15 numarasını aldım. Toplamda 6-7 renk olması gerekiyor. Bir tane rengi bordo, bir tane rengi kırmızıydı. Diğer rengi de hatırlayamıyorum yani. O yüzden yoksa bu serinin bütün renklerini almak isterdim. Ama onlar bana çok kullanışlı gelmedi. 15 numaranın duruşu da bu şekilde. Ve bu rujlar ilk çıktıklarında sadece gratis'e satılıyorlardı. Şu anda Watson's'a da satılıyorlar. Çünkü gördüm. Online'da da gördüm. Mağazasında da gördüm. Başka nerede bilmiyorum. Hani belki eShop'ta, Rossmann'da falan yoktur. Ama işte Watson's'da, gratis'te falan var. Online'ında da vardı. Şu an dışarı çıkamadığımız için. Belki online'dan almak istersiniz ama... Şu durumda kim makyaj alışverişi yapar bilmiyorum. Herhalde bir ben falan yaparım. Yani ama neyse işte. Ben yine de size göstereyim. Bu zor günleri atlattıktan sonra belki gidip almak istersiniz. Şimdi son rengimize geçiyorum. 20 numaranın da duruşu bu şekildeydi. Yani zaten aynı. Diğerleri için ne geçerliyse yani bu seri için ne geçerliyse yine aynı şeyler geçerli. Şimdi favori rujlarımı söyleyeceğim size. Zaten bu üçlü kesinlikle favorim. Diğer favorilerimi de göstermek istiyorum. 50 numara, 745 numara, 373 numara ve 133 numara. Şöyle bir de böyle bakın bunlara. Gerçekten bu dörtlü de çok güzeldi ve görüyorsunuz siz de aslında tonları birbirine yakın ama... Zevkim bu şekilde. Günlük olarak da genelde böyle renkler tercih ediyorum. Umarım keyif aldığınız video olmuştur. Birazcık da olsa kafanızı dağıtabilmişimdir. Ve bana şey yazarsanız çok sevinirim. Sizin Maybelline rujlardan favorileriniz hangisi ve ayrıca bana hangilerini daha çok yakıştırdınız? Daha önceki ruj videolarında da bunu yapmıştım ve hani bazen işte diyorsunuz ki benim hiç beğenmediğim bir renk mesela. Aa çok güzel olmuş, yakışmış diyorsunuz ve ben sonra onu kullanmaya başlıyorum falan. O yüzden bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Ve tam video bitti, kapı çaldı. Şanslı günümdeyim. Bye bye.